أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âli ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Kitabımızın giriş suresi, başlangıç suresi olan Fatiha suresini anlamaya çalışıyorduk. Rabbimizin bizlere her gün ant içmek üzere, sözleşme yapmak üzere indirmiş olduğu bir sure, Fatiha suresi demiştik. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak başlıyoruz. Allah'ın yaratıcılığını kabul eden ama kimin halife olacağını, kimin kime secde edeceğine dair kararın Allah'a ait olmaması gerektiğini iddia eden İblisin şeytanlaşmasıyla, kovulmasıyla başlayan bir süreci hatırlıyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırız. Bismillahirrahmanirrahim. Şefkatin, rahmetin kaynağı olan Allah, aynı zamanda mahlukatına da merhamet eden Allah. Onun adıyla, o dedi diye başlıyoruz. O söyledi diye okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz Allah'ın kitabını. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu ifadeyi anlamaya çalışıyorduk en son dersimizde. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd. Hamd şükürden farklıdır dedik geçen derste. Şükür ile hamd arasında çok önemli farklar var. Bir defa hamd sadece Allah'a yapılabilen bir eylem. Şükür hem Allah'a hem de kullara yapılan bir eylem. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de şükür her zaman küfrün zıttı olarak kullanılır. Yani şükür basit bir ifade değildir. Bir teşekkür ifadesinden ibaret değildir. Nankörlüğün yani küfrün zıttı olarak Kur'an-ı Kerim'de kullanılır. Kur'an'da buna dair birçok ayet-i kerime var elbette. Fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun. Beni gündemde tutun ki ben de sizi gündemde tutayım. Bana şükredin, küfretmeyin. Dolayısıyla şükür küfrün zıttıdır. Ya da Allah Teala İbrahim suresinde şöyle ifade eder 7. ayette. Ve iz teezzene rabbukum le in şekertum le ezidennekum. Allah Teala şunu ilan ediyor. Şükrederseniz artırırım. Ve le'in kefartum. Ama küfrederseniz inne azabı leşedid, azabım çetindir. Dolayısıyla şükür ve küfür Kur'an'ın birçok ayetinde birbirinin karşılığı olarak zikredilir. Kelimenin tam anlamıyla söylemek gerekirse şükürle küfür birbirinin zıttı olan iki kavramdır. Şükrün bir başka anlamı da ve belki en özgün anlamı da Rabbimizin nimetlerini ortaya koymaktır. Allah Teala'nın nimetlerini göstermektir. Mesela mal nimeti infak edilerek gösterilir. Mesela bilgi nimeti, ilim nimeti insanlara tebliğde bulunarak, anlatarak gösterilir. Şükür budur. Yoksa yani Allah Teala bana mal verdi, çok şükür. Şükür bu değildir. Şükür Allah'ın sana verdiği mal nimetini mal vermiş gibi değerlendirmek, yani infak edebilmektir. Allah Teala bana bilgi vermiştir. Bilgiyi vermiştir, çok şükür demek şükür değildir. O bilgi insanlarla paylaşmak demektir. Allah'ın verdiği nimetin eserini insanın üzerinde hissetmesi demektir, göstermesi demektir. Şükür budur. Hamd bunlardan tamamen farklı, sadece yaratıcı olan Allah'a ait olan bir özelliktir. Sadece ona yapılır. Çünkü hamd Allah'ın dışında herhangi bir varlığa yapılmaz. Allah'ın dışında
herhangi bir varlığa yapılmaz hamd. Hamdın en önemli özelliği sadece Allah'ın yapabileceği şeylerden dolayı Allah'a hamd edilmiş olmasıdır. Gökleri yeri yaratan Allah'a hamd olsun çünkü başka kimse yaratamaz. Bizleri yaratan varlığa hamd olsun çünkü başkası bu konuda pay sahibi değildir. Ya da Allah Teala şu nimeti verdi, şu şifayı verdi. Çünkü Allah'tan başka kimse bunu veremez. O yüzden hamd Allah'a aittir. Bu surenin başında özellikle Allah Teala Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a dedi. Allah kelimesi bunun bu anlamı tamamlamaya yeterken alemlerin Rabbi ifadesini kullanmasının esprisi nedir diye kafa yorduğumuz zaman karşımıza şöyle bir tablo çıkar. Mesele yaratıcılığını anlatmak değildir Allah Teala'nın. Kur'an-ı Kerim'in genel teması da bu değil zaten. Allah'ın yaratıcı olduğunu ispat etmek ya da var olduğunu ispat etmek değildir. Allah'ın Rab olduğunu ispat etmektir. Bunu anlatmak için gelen bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Tekrar ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'in nihai amacı Allah'ın varlığını ispat etmeye yönelik değildir. Peygamberlerin geliş amacı da bu değildir. Kur'an'da anlatılan peygamberlerin davet yöntemine baktığımız zaman, üsluplarına baktığımız zaman hiçbir peygamberin toplumlarını Allah'ın varlığını kabul etmeye çağırdığını göremezsiniz. Allah'ın yaratıcılığını kabul etmeye çağırdığını göremezsiniz. Kur'an-ı Kerim'in nihai hedefi bu değildir. Kur'an'ın hedefi kitabın ilk cümlelerinde de yer aldığı üzere alemlerin Rabbi olduğunu vurgulama yöneliktir. Bütün peygamberlerin çabası da budur. Rab olan Allah. Ne demek Rab? Terbiye eden. Terbiye eden. Belki Rab'la alakalı bizim Türkçe olarak çevirdiğimiz zaman eksik kalan bir anlamı tamamlamamız lazım. Biz Rab dediğimiz zaman yaratıcı olduğunu zannederiz. Halbuki öyle değil. Rab demek yaratıcı demek değildir. Rab demek kural belirleyen demektir. Kanun koyan demektir. Kanunlarına uyulan varlık demektir. Emir ve yasakları emir ve yasak kabul edilen varlığa Rab denir. Daha net bir ifadeyle, kimin kuralları sizin için bağlayıcıysa, kimin kuralları sizin için geçerliyse, kimin kurallarına göre hayatı sürdürüyorsanız, Rabbiniz odur. Rab bu demektir. Bu tarifi ben yapmıyorum. Bu tarifi herhangi birisi yapmıyor. Bu tarifi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor. Tevbe suresinin 31. ayeti indiğinde daha önce Hristiyan olan Adi bin Hatem Müslüman olmuş. Daha önce Hristiyanken Müslüman olmuş bir sahabidir Adi bin Hatem. Hristiyanlığı çok iyi bilen, Yahudilerin inanç sistemini de çok iyi bilen bir sahabidir Adi bin Hatem. Tevbe suresinin 31. ayeti indiğinde biraz kafası karıştı. Ayet şuydu. Bismillah. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمْ Onlar, yani onlar dedi ehli kitap, bizden önceki din mensupları, Yahudi ve Hristiyanlar. Yahudiler kendi hahamlarını, Hristiyanlar kendi rahiplerini Rab edindiler. Ve Meryem oğlu Mesih'i İsa'yı Rab edindiler. Bu ayet-i kerimeyi Adi bin Hatem duyduğu zaman Peygamber aleyhissalatü vesselama müracaat etti. Ey Allah'ın Resulü dedi. Biz Hristiyanlar içerisinde, yani kendi daha önce Hristiyan olduğu için bunu söylüyor. Hristiyanlar içerisinde rahipleri Rab edinen kimse yok. Yahudiler içerisinde hahamlarını, din adamlarını Rab edinen kimse yok. Oysa ayet-i kerime bunu söylüyor. Bu ne anlama geldi? Yani ben biliyorum ki Kur'an yalan söylemez demeye getirdi. Allah Teala doğruyu söyler tamam fakat burada bir problem var. Ben mi anlamadım dercesine Allah Resulüne sordu. Allah Resulü ona dedi ki peki dedi
O hahamlarınız, o rahipleriniz size bir şeyin yapılmasını emrettiği zaman kabul etmiyor muydunuz? Size bir şey yasakladıkları zaman kabul etmiyor muydunuz? Evet, aynen öyleydi diyor. Rahipler, hahamlar ne dediyse onu yapardık diyor. İşte bu onları Rab edinmektir diyor. İşte bu Allah Resulü'nün tarifinden hareketle bunu söylüyorum. Kimin kurallarını, kimin emir ve yasaklarını kabul ediyorsanız, Rab edindiğiniz varlık odur. Bu Allah ise Rabbiniz Allah'tır. Bu bir beşerse, bir insansa, bir amirse, bir kadınsa, bir yetkiliyse, velhasıl her kim idiyse, Allah'a rağmen ve Allah'ın söylediklerine aykırı olarak kimin kurallarına göre hayatınızı sürdürüyorsanız, siz onun kulu, o da sizin Rabbinizdir. Farklı bir şeyi ifade etseniz bile, iddia etseniz bile durum bundan ibarettir. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu tanımı netleştirdi. Rab yaratıcı demek değilmiş. Rab tabir caizse yönetici demektir. Emir ve yasak koyan demektir. Terbiye eden demektir. Kalk kalk, otur otur, gel gel, git git. Kim ne kadar emir yetki sahibi ise Rablık ondadır anlamına gelir. İşte kitabımız da bununla başlar. Alemlerin Rabbi, alem insanlar, hayvanlar, cinler, bütün mahlukatın Rabbi Allah'tır. Allah Teala güneş için kural koymuş mu? Güneşin de, ayın da, yıldızların da, gündüzün de, gecenin de, yağmurun da, karın da, derhasıl bütün tabiatta gerçekleştiğine şahit olduğumuz bütün olayların kural koyucusu Allah'tır. Bütün bunlar Allah'ın koyduğu kurallar üzerinden varlıklarını ve hareketlerini sürdürürler. İşte onların Rabbi Allah'tır. Hayvanların Rabbi Allah'tır. Allah Teala koyduğu bir kuralla hayvanlar o hayvani özelliklerini gündeme getirir ya da yaşarlar. Kurt o özelliğiyle, aslan o özelliğiyle, yılan o özelliği vesaire vesaire. Her bir hayvanın Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde yaşaması Allah'ın onların Rablığıyla alakalıdır. Kural koymuştur. O onu yapacak. Bu varlık alemi içerisinde insan müstesna bir yer olduğu için onu ayrı bir sınıf olarak söylüyorum. İnsanların da Rabbi Allah'tır. Allah mıdır? Soruyu sormak lazım. Çünkü insanın dışında bütün varlıklar Allah'ın koymuş olduğu kurallardan şaşmaz. Allah'ın koymuş olduğu kuraldan şaşan tek varlık insandır. Tekrar söylüyorum. İnsanlar için Rab Allah mıdır? Gerçek Müslümanlar için evet. Ama insanlığın büyük bir bölümü için Allah'ın Rablığı söz konusu değil. İnkar ediyor, reddediyor. Diliyle olmasa bile yaşantısıyla reddediyor. Dolayısıyla Kur'an bütün alemlerin Rabbi, bütün varlıkların Rabbi derken benim koyduğum kurallar ile insanlar da bütün varlıklar da varlıklarını sürdürmek zorundadır demeye getirdi. Ve dikkat edin, kitabın başında bir cümle olarak Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah. Bunu kabul etmekle başlıyoruz işe. Bunu kabul etmekle başlıyoruz. Bu sözümüzde samimi olmak durumundayız Müslümanlar olarak. Ve enteresan, Kur'an-ı Kerim'de enteresan bir tabloyu söyleyeyim size. Kitabın ilk cümlelerinden birisidir Rab ile başlayan bu cümle. Kitabın son suresinin cümlesi de aynıdır. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Kitabın başına bakıyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah. Kitabın sonuna bakıyorsunuz. Son sure. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ İnsanların Rabbi olan Allah.
Tesadüf mü? Aynı şey mesela iniş sırası itibariyle. Kur'an-ı Kerim'in iniş sırası itibariyle. Mesela ilk inen sure nedir? Alak suresidir. Alak suresinin ilk cümlesine bakın. İkra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Allah'ın adıyla demiyor Allah Teala. Ya seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Rab. İniş sırası itibariyle ilk ayet Rab ile başlar. İniş sırası itibariyle son sure İzâ Câe suresidir. İzâ Câe suresinin son sure olan bu surenin son ayeti Fesebbih bihamdi rabbike. Rabbini hamd ile tesbih et. Rabbini, Allah'ı değil, Rabbini. Neden? Çünkü Kur'an'ın temel vurgusu budur. Allah'ın yaratıcılığını kabul etmek, Allah'ın yaratıcılığını kabul etmek, Allah'ın Rablığını kabul etmek demek değildir. Ve bu kişi Müslüman olmuş sayılmaz. Allah'ın yaratıcılığını kabul edene Müslüman denmez. Yaratıcı olmakla birlikte Rablığını kabul edene Müslüman denir. Değilse müşriklerin tamamı, Ebu Cehil başta olmak üzere, bütün müşriklerin tamamı Kur'an'ın ayetleriyle sabittir ki sen onlara sorsan desen ki gökleri kim yarattı, yağmuru kim yağdırdı, güneşi kim doğuruyor, kim batırıyor deseniz Allah diyecekler. Kim? Müşrikler. Müşrikler bunu reddetmiyor. Müşriklerin reddettiği şey Allah'ın Rablığıdır, rububiyetidir, kural koyuculuğudur. Onun için Kur'an başlarken Rab'la, biterken Rab'la. Hep öyledir. Dolayısıyla biz Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken Allah'a bir yetki vererek başlıyoruz. Bunu ifade ediyoruz, iddia ediyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Alemlerin içerisinde bir noktada ben insan olarak onu Rab olarak kabul ediyorum demektir. Hamd da işte bu Rabbedir. Bütün övgüler bunadır. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Üçüncü ayet Fatiha'da. Rahmandır, Rahim'dir. Güya Türkçe söylüyoruz, öyle değil tabii ki. Besmele'yi ifade ederken söylemiştim. Yeniden geldiği için yeniden ifade edeyim. Rahmanla Rahim birbirinden farklı iki kelimedir. Kökleri aynıdır. Rahman, şefkat ve merhametin kaynağı olan Allah demektir. Allah, şefkat ve merhametin kaynağıdır. Rahim, bu şefkat ve merhametini kullarına, varlıklara yansıtandır, Rahim'dir. O yüzden Rahman sadece Allah için kullanılır dedik. Rahim hem Allah için hem de Rahman sadece Allah için kullanılır. Ama Rahim hem Allah için hem kullar için kullanılır demiştik. Bunun için söyledik. Rahman aynen Allah gibi özel bir isimdir. Kimse isim olarak verilmez. Abdurrahman, Fazlurrahman denebilir. Ama Rahman denmez. Rahim biraz farklı. Neden? Çünkü Rahman Allah'ın kendine özgü ismidir. Şefkatin ve merhametin kaynağı o. Rahim'dir. İnsanlara ve bütün varlıklara, mahlukata da merhamet edendir, acıyandır. Rahmandır. Dünyadayken kafir mümin ayrımı gözetmeden herkese merhamet eder. İsyan edene de rızık verir, itaat edene de. Müslümana da rahmet eder, kafire de. Rahman sıfatın özelidir. Ama Allah Teala kıyamet gününde, ahirette sadece ve sadece müminlere merhamet edecektir. Rahim bu anlamdadır. Rahimdir. Sadece müminlere. Kitap göndermiş dünyadayken, mesaj göndermiş, peygamber göndermiş, elçiler göndermiş, yol göstermek üzere bütün kurallarını belirlemiş. Buna rağmen bunu yok sayan insanlar böylece Allah'ın huzuruna gelmişse Allah bunlara merhamet etmez. Allah'ın merhameti dünyada herkesedir. Doğru, Rahman ama ahirette sadece ve sadece müminlere merhamet edecektir.
Rabbim bizleri ondan mahrum etmesin. Maliki yevmiddin. Dördüncü ayet. Din gününün sahibidir Allah. Din gününün sahibi. Din kelimesi aslında şu anda Türkçe'de kullandığımız anlamın dışındadır. Özgün anlamı, asıl anlamı ceza demektir. Ya da karşılık demektir. İnsanın yaptıklarının karşılığı Arapça'da din diye ifade edilir. Mesela denir ki, kemâ tedînu tüdân. Nasıl yaşarsan öyle karşılık görürsün. Din budur. Mâliki yevmiddin, din gününün sahibi, din günü. O zaman ne anlaşılır din günü? Din gününün sahibi nedir? Herkesin karşılığının verileceği gün demektir. Herkesin karşılığının tam olarak verileceği bir gün. İşte o güne din günü denir. Ahiret günü yani. Maliki yevmiddin. Bu din gününe sahibidir. Din gününün sahibidir derken aslında şu cümle de beraberinde vurgulanmış oluyor. Allah'ın dışında o gün hükmedecek kimse yok. Vurgulanan bu. Din gününün sahibidir. Ey Kur'an'ın muhatabı Allah. Allah, ey Kur'an muhatabı Allah o din gününün sahibidir. O din günü Allah'ın dışında hiç kimsenin sözü ve yetkisi geçerli değildir. Peygamberlerde de dahil. Hiç kimsenin yetkisi yoktur. İnfitar suresinin son ayetlerinde Allah Teala وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ der. Din gününün ne olduğunu bilir misin? Din gününün ne olduğunu nereden bileceksin Allah sana söylemese? Ey Kur'an'ın muhatabı, din günü nedir? İki nokta üst üste cevap yok, kimse bilmez. Din günü ne? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ. O gün, din günü yani, hiç kimsenin kimseye faydası yok. Ve o gün sadece bütün yetki Allah'a aittir. Hiç kimsenin kimseye faydası yok. Bütün yetki Allah'a aittir. Bu cümle, din gününün sahibi ve din gününün mahiyetiyle alakalı bu ayetleri okuduğumuz zaman, karşımıza şöyle bir tablo çıkar. Hiç kimse dünyada beraber olduğu, peşinden gittiği, yanında yer aldığı, arkasında durduğu, sırtını dayadığı hiç kimseye güvenmez. Hiç kimse de kıyamet gününde birlikte oluruz. Sen beni söylersin, beni adres gösterirsin, seni kurtarırız deme hakkına da kimse sahip değil. Peygamber de dahil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam davetinin ilk günlerinde daha işe yeni başladığı sırada kızı Fatıma'ya bu cümleyi söyledi. Kızı ya, peygamberin kızı, aynı evde ortamda büyüyen ve Müslüman olan, Ehl-i Beyt'ten olan Fatıma'ya. Diyor ki kızım Fatıma, ahiret için hazırlık yap. Allah'a yemin olsun ki baban olarak ben sana hiçbir fayda sağlamayacağım. Kendi başının çaresine bak. Kimsenin kimseye faydası yok. Şefaat mi? Yeri gelince söylerim. Şefaat de peygamberin inisiyatifiyle değil, Allah'ın izniyledir. Yoktur deme imkanımız yok. Şefaatin varlığını yok saymak mümkün değil. Var. Ama öyle herkesin şefaatle alakalı listeye girme sırasına girdiği bir dünyada yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Allah'ın izni. Allah kime şefaat etme yetkisi verecek belli değil. Şefaat etme yetkisi izni verdiği kimse kime şefaat edecek belli değil. Meçhul ikisi de. İkisi de meçhulse konuşmaya gerek yok. Var ama kime?
Bilmem, Allah'ın lütfu. Allah mahrum etmesin deriz ama kim ve kime belli değil. Din günü bu. Kimsenin kimseye faydası yok. Sen ve amelin, ben ve amelim Allah'ın huzurundayız. Piyasada bu noktada palavrayla Müslümanları aldatan kimi din istismarcılarının olduğunu da bilin. Herhangi bir cemaate mensup olmak, herhangi bir tarikata mensup olmak, herhangi bir gruba üye olmak, herhangi bir insanın akrabası olmak, herhangi bir insanın Allah katında çok değerli bir insanın babası, annesi, evladı, kızı, kardeşi olmak zerre kadar bir fayda sağlamıyor. Bunun bütün örneklerini Kur'an tek tek bize anlatır. Nuh'un karısıyla Lut aleyhisselamın karıları cehennemdedir. Tahrim suresinde der Allah Teala. Nuh'un oğlu cehennemdedir. Hud suresinde der Allah Teala. İbrahim'in babası cehennemdedir. Bunu da söyler. Mümtehine suresinde bunu söyler Allah Teala. İbrahim babasına, Nuh ve Lut karılarına, Nuh oğluna kimse kimseye faydası yok. Hiç kimsenin. Dolayısıyla din gününün sahibi Allah'tır demek, kimse beni kurtaracak bir role bürünmesin demektir. O gün kurtuluşun kararını verecek olan da Allah'tır. İflah olmamanın, Allah muhafaza, ebedi husranda olmanın kararını verecek olan da Allah'tır. Bu karar verilirken de dünyadaki performansımıza bağlıdır. Dünyadaki performansımıza bağlıdır tabii ki. O yüzden Fatiha'nın başında biz bunu her gün itiraf ediyoruz. Kitabın başında yani. Her gün bunu itiraf ediyoruz namazlarımızda. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi. Ciddi misiniz? Gerçekten samimi mi Müslümanlar? Din gününün tek sahibinin Allah olduğu konusunda samimi mi gerçekten Müslümanlar? O zaman hayatta görmemiz lazım. Hayatta görmemiz lazım. Neyle? Allah'ın bu konudaki emir ve yetkilerini, emir ve yasaklarını, bu konuda Allah'a tanıdıkları ve tanımadıkları hakları yeniden gözden geçirme konusunda görmemiz lazım Müslümanlar. Maliki yevmiddin ifadesinde zaman zaman okuma farklılıkları da gündeme gelir. O aradaki farkı da söyleyeyim. Maliki yevmiddin ve meliki yevmiddin. İki kelime iki şekilde de ifade edilir. Kur'an'da bu iki kelime de kullanılır. Fatiha için de maliki yevmiddin, meliki yevmiddin her ikisi de mümkün. Anlam farkı var mı? Birbirini tamamlayan bir anlam bütünlüğü var elbette. Çok fahiş bir fark yok. Sadece birbirini bütünleyen farklar vardır. Malik demek, şu anda bizim okuduğumuz maliki yevmiddin dediğimiz zaman bütün varlıklarda tasarruf sahibidir. Bütün varlıklar ona aittir. Bütün varlıkların sahibi Allah'tır demektir. Malik. Malik bu. Bütün varlıkların sahibi Allah'tır. Malikul mülk dediğimiz gibi. Ama melik diye okuduğumuz zaman, ki bu da Kur'an'ın okuma biçimidir. Melik diye okuduğumuz zaman da emretme ve yasaklama yetkisi olan kişi demektir. Meliki yevmiddin, din gününde emir ve yasak yetkisi ona aittir. Anlamına gelir. Dolayısıyla Allah Teala hem bütün varlıkların sahibidir, hem de emir ve yasak koyma noktasında yetki sahibidir. Din gününde bu anlamda amellerimize baş başayız. Kimsenin kimseye faydasının olmadığı bir gün bizi bekliyor. Kıyamete dair Fatiha suresinde her gün defalarca tekrar ettiğimiz bir cümle bu.
İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. 5. ayet. Sadece sana kulluk yaparız. Sadece senden yardım isteriz. Sadece sana kulluk yaparız. Sadece senden yardım isteriz. Burada cümleye dikkat edin lütfen. Sadece senden yardım isterim. Sadece sana kulluk yaparım değil kardeşler. Cümle çoğula dönüyor. Kulluk yaparız ancak senden yardım isteriz biz yani. Ben değil biz. Bu cümle Kur'an-ı Kerim'in temel mantığını, Kur'an-ı Kerim'in temsil ettiği İslam'ın temel mantığını da ortaya koyar. Nedir temel mantık? İslam bireysel bir din değildir. İslam toplumsal bir dindir. İslam'ın bireysel olarak yapılan ibadetleri yoktur değil. Var tabii ki. Kastetmiyorum. Bireysel ibadetler bile toplumsal özelliği var. Dikkat ettiniz mi hiç? Namaz bireysel kılınır ama cemaatle namaz asıldır. Zekat bireysel verir ama topluma. Hac bireysel yapılır ama bir toplum içerisinde yok olmadır hac. Hangi ibadet bireysel olabilir ki? Hepsinin toplumsal yönü var. Dinin kendisinde bu var. O yüzden İslam bireysel değil, toplumsal bir dindir. Birey olarak yaşandığı zaman din olmaz. Tekrar ediyorum. Birey olarak son derece mükemmel bir Müslüman olabilirsiniz. Ama içinde yaşadığınız toplum, bu toplum mahalleniz olur, apartmanınız olur, sokağınız olur, şehriniz olur, ülkeniz olur. Küçükten büyüğe doğru fark etmez. Hangi toplum birimi olursa olsun. Birey olarak yaşadığınız zaman din bu değildir. İçinde yaşadığınız toplumun da İslam'a göre hayat yaşaması lazım ki rahat edesiniz. İçinde yaşadığınız evde sizin tek başınıza Müslüman olmanızın ne kıymeti olabilir ki? Sağınız hırsız, solunuz katil, karşınız cani, öbürünüz bilmem ne. Ne anladık? İslam'ın toplum dini olmasının özelliği bu işte, kastettiğim bu. Yani siz iyi bir Müslüman olsanız yetmiyor. Yanı başınızdaki insanların da Müslüman olması gerekiyor ki İslam'ın hedefi gerçekleşmiş olsun. Küçükten büyüğe doğru, dardan genişe doğru bu halka büyüyecektir. O yüzden her koyun kendi bacağından asılır, safsatadır. İslam'ın iddiası değildir. Her koyun kendi bacağından asılmaz İslam'da. Her koyun başka koyunun bacağından da asılır. Herkes birbirinden sorumludur. Herkes birbirinden sorumludur. Bunda hiç şek ve şüphe yok. Ebeveyn çocuklarından, eşinden, karı koca birbirlerinden, imam cemaatinden, cemaat imamından, yöneticiler yönetilenlerden, yönetilenler yöneticilerden sorguya çekilecektir. Kimse kimseden bağımsız değil ki. O yüzden bireysel bir din yok. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Biz sadece sana kulluk yaparız ve biz sadece senden yardım isteriz. Kulluk dediğimiz ibadet. İbadet kelimesi Arapçadır. Kelimenin kökü abededir, kul. Köle demektir. Köle. Kölenin efendi ile ilişkisi nedir? Kulun Rabbi ile ilişkisi de aynıdır. Köle efendi ilişkisi nasıl olur? Şimdi siz şöyle bir efendi köle ilişkisi duydunuz mu? Duysanız bile böyle bir köle efendi ilişkisi olmaz. Efendi kölesine gel diyecek, o git. Gidecek. Köle efendisine şunu yap, tam tersini yapacak. Efendi kölesine şunu yap diyecek, o tersini yapacak. Var mı böyle bir efendilik kölelik? Köle, efendinin dediğinden çıkmayan kişi demektir. Kelimenin lügat anlamından, sözlük anlamından bahsediyorum. Allah Teala bu kelimeyi Rab-kul ilişkisi için kullanıyor. Müslümanlar kulluk yapar. Yani kölelik yapar. Kime?
Rab olan Allah'a. Nasıl ama? Bütün hayatı boyunca. Sadece namazda değil, sadece zekatta, oruçta ve hacda değil, selam verinceye kadar değil, tavafı bitirinceye kadar değil, bayram yapıncaya kadar değil. Böyle bir din yok. Kölelik devamlılığı gerektirir. Namazda teslim oluyoruz. Allahu Ekber dedikten sonra selam verinceye kadar konuşma yok. Muhabbet yok, yeme içme yok, hareket yok. Bir tek iş var. Nedir? Rabbinin huzurundasınız değil mi? Selam verinceye kadar. Selam verdikten sonra, affınıza sığınarak söylüyorum. Sanki selam verdikten sonra her türlü gayri meşru işi yapmaya ruhsat almışız gibi yapıyoruz. Rüşvete namazdan sonra devam ediyoruz. Harama bakmaya namazdan sonra devam ediyoruz. Haram yemeye namazdan sonra yine devam ediyoruz. Olmadı ki bu. Ramazan'da Müslüman oluyoruz. Şevval'de başka bir din mensubu oluyoruz. Bu kulluk değildir. Kulluk sürekli olur. Abd dediğimiz budur. Ya Rabbi, benim sana kulluğum namazla, oruçla, hacla ve zekatla sınırlı, başka deme hakkınız var mı? Kulluk sözleşmesini ya yapmayın, yapıyorsanız adam gibi yapmanız lazım. Ya yapacağız adam gibi ya da yapmayacağımızı iddia edelim, ifade edelim, itiraf edelim. Sadece sana kulluk yaparız. Hangi alanlarda? Gelin sözleşelim. Bütün alanlarda mı? Ekonomi, ticari, ailevi, hukuki, eğitim, tesettür, kıyım, kıyafet, ziyafet, ticaret, her alanla alakalı kulluk mu? Yoksa sadece belli ibadetlerde mi kulluk, hangisi? İyyâke na'budu bu. Yoksa yalan söylüyoruz. Allah muhafaza. Rabbim salih kulları arasında bizlere kabul buyursun inşallah. Buradan devam edeceğiz. Fatiha'yı önümüzdeki hafta inşallah bitirmeye çalışırız. Sübhanekallâhu ve bihamdik. Eşhedü en la ilâhe illâ ente estağfiruk ve etûbu ileyk.